Selamünaleyküm. Öncelikle hoş geldiniz. Biz Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri olarak Zonguldak halkının ilahiyatçılar hakkındaki duygu ve düşüncelerini merak ediyorduk. Bunu öğrenmek amacıyla sokağa çıktık. Halkın nabzını ölçmek istedik. Gelin hep birlikte halkın, Zonguldak halkının ilahiyatçılar hakkındaki duygu ve düşüncelerini hep birlikte öğrenmiş olalım. Selamünaleyküm abi. Selam. İlahiyatçılardan beklentiniz nelerdir? İlahiyatçılardan beklentimiz yani çağı iyi değerlendiren, toplumla barışık, toplumun değerlerini anlayan, yeri geldiğinde onlara rehberlik eden bir insan profili. Abi ilahiyatçılardan beklentiniz nelerdir? İlahiyatçılardan beklenti... Abi dur keselim kardeşim süreyi. Ne bekleyin oğlum, bir şey bekleme ya. Bizim için daha faydalı. Yani biz sadece bizim memleketimiz için faydalı. Yani İslami yönden memleketimiz için faydalı yani. Türkiye hayırlı olsun yani, ne diyeyim. Eğitimlerini yapsınlar, düzgün şekilde görevlerini yapsınlar. Kardeşim, ilahiyatçılardan beklentin nelerdir? Abicim, sokak müzisyenliği, ne bileyim, hani insanlara duygularını aktarmaktır. Hani bunu anlıyorlarsa zaten ne mutlu bize. İlahiyatçılardan beklentilerimiz. Aklıma herhangi bir şey gelmedi şu anda aklıma ama başarılar dilerim. İşte ilahiyatçılardan beklentimiz, şimdi televizyonda yapılan tartışmalardan vatandaşın kafası karışıyor. Hükümetimizin ve devletimizin bu konuyu öğretip Cinayet İşleri Başkanımızın bu gelecek olan bir ay sonraki Ramazan'da bu tartışmalar daha da yoğunlaşacak. Bunlara bir çeki düzen vermesini bir vatandaş olarak, Müslüman evladı olarak temennim olduğu düşünüyorum. Öncelikle kutsal bir meslekleri var. Bunu bilincindeyim. Beklenti olarak da sadece doğru yönlendirmelerini istiyorum. Hurafelerden, batıl inançlardan arındırılmış bir şekilde gerçek dini öğretmelerini istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Teşekkür ederiz. Peki Zonguldak'ta İlahiyat Fakültesi var mı? Evet. Zonguldak'ta İlahiyat Fakültesi var mı? Zonguldak'ta İlahiyat Fakültesi daha önce yoktu. Sonradan yapıldı. Yurtlar falan da yapıldı. Şu anda gayet de iyi, hoş, devam ediyor. Ya etraftaki insanları görünce de memnun oluyorum yani. Bilmiyorum, var olduğunu bilmiyorum. İlahiyat Fakültesi ben bilmiyorum. Ben yani hiç duymadım yani. Okulları falan var ama öğrenciler yetiştirdiği imam hatip okulları falan var ama İlahiyat Fakültesi'ni duymadım yani. Var mı? Bu üniversitede var mı bilmiyorum. Bilmiyorum, ben onu yalan konuşmuyorum yani. İlahiyat fakültesi var. Peki ilahiyatçılar ne iş yaparlar? İlahiyatlar, ilahi okurlar, Kur'an okurlar, Kur'an öğretirler. İlahiyatçılar ne iş yaparlar? Ya yeni tip mezun olarak işte insanları doğru yola göstermek adına, dediğim gibi o kopuk olan bağı onarmak adına bu yolda görev almış insan olarak görüyorum. Yani ilerleyen zamanlarda inşallah bunun meyvelerini göreceğiz. İlahiyatçılar her biri camilere, önemli yerlere tabii tayin eden devlet yani. İlahiyat mezunları öğretmenlik yapabilirler, din kültürü öğretmenliği. Müftülüklerde çalışabilirler. Onun dışında bildiğim başka meslek dalları yok ilahiyatla ilgili. Ne iş yapar? İlahinin tanrı olduğunu bilmiyorum. Bilmiyorum, sokak müzisyenliği mi, hiç bilgim yok abicim. İlahiyatçılar ne iş yapar? Ne bileyim ben. Her işi yapar herhalde. Mesela?
Mesela orada, burada, işlerde, inşaatlarda, es vakitlerde her işi yapanlar. İlahiyatçılar ne iş yaparlar? Güzel soru. Dini işlerde görevlidirler. Ne bileyim ben, camilerde, müftülüklerde. Evet. Bu kadar. Yani imam olabilirler, hafız olabilirler, ilahiyat fakültelerinde dekan olabilirler, Kur'an kurslarında öğretmen olabilirler, öğrenim görevlisi olabilirler, evet. Ülkeyi bile yönetebilirler, her şeyi yapabilirler yani. İlahiyatçılar benim bildiğim din kültür öğretmeni olur, Diyanet İşleri'nde memur olarak görev yapar, vaiz olur, Diyanet İşleri Başkanlığı'na kadar gider diyebilirim. Hocam biz bu sene mezun oluyoruz. Bizden beklentileriniz nelerdir? Bismillahirrahmanirrahim. Kulliyetil İlahiyyat min ismiha yecib en na'rif mâzâ turîd ve men netîce elletî tercu en tasib ileyha. Kullu l'ulûm ceyyide ve mufîde. İlmul İlahiyyat kemâ yekûlul felâsifâ vel fukahâ huve esmel ulûm ve eşrafuhâ alel itlâk. لأن الإلهيات تصنع أخلاق الإنسان وقدرات الإنسان على النجاح في الدنيا والآخرة. النجاح في الدنيا ممكن، لكن النجاح في الدنيا والآخرة هو غاية الله وهدف الله من الإنسان. الإلهيات، كلية الإلهيات تريد أن تصنع الإنسان الكامل قدر الإمكان. لا يوجد إنسان كامل، لكن الإنسان الكامل قدر الإمكان. أما العلوم الطبيعية، العلوم الأخرى فهي خدمات للإنسان، هامشية، خدمات بسيطة. الخدمة الحقيقية للإنسان أن ينجح في أن يكون كما أراده الله تعالى. Bir kere önce şunu söylemeliyim, ben sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu oldum. Sizden beklentilerim çok yüksek biliyorsunuz. Derslerde de hep söyledim. Bir kere derinlikli bir din anlayışının ve eleştirel bir zihnin oluşturulması noktasında siz din dersi hocalarına çok iş düşüyor. Sizden hem çok okumanızı, çok düşünmenizi ve yeni şeyler üretecek bir kapasiteye ulaşmanızı bekliyorum. Bunu da yeni nesillere aktarmanızı bekliyorum. İşiniz çok yani. Öncelikle hayırlı olsun diyorum. 4 yılın size burada verimli bir şekilde geçmiş olduğunu ve sizi buradan dolu bir birikimle uğurlamayı ümit ediyorum. Ve ileride hayatınız boyunca da bilgilerle ve yeteneklerle, becerilerle buradan ayrıldığınızı ümit ediyorum. Sizden beklentilerimiz öncelikle kendinize, ailenize, vatana, millete, tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlı birer insan olarak, nefer olarak, birey olarak, öncelikle bir birey olarak ve dahası devamında da almış olduğunuz eğitimin gereği olarak, almış olduğunuz eğitimin üzerimize yüklediği bir sorumluluk olarak Hazreti Peygamber'in mesajını, Kur'an'ın evrensel mesajını tüm insanlığa sadece sözüyle değil, davranışlarıyla, yaşantısıyla, örnekliğiyle, modelliğiyle ulaştıran birer öğretmenler, din görevlileri olmanız ve bu konuda gerçekten yaptığınız işin hakkını vererek yapmanız. Sizden beklentimiz budur. Eğer bunu gerçekleştirebilirseniz biz mutlu oluruz, bahtiyar oluruz. Bunu ne kadar iyi gerçekleştirebileceğiniz de aslında bir yönüyle burada aldığınız eğitimin üzerine hayatınız boyunca ne kadar koyacağınızla ilgili bir şey.